Rüyalarda buluşuruzun. Rüyalarda buluşuruz bu şarkıyla. Buraya yanımda biriyle uyansam rüya oldun direkt anlardım. Büyük şok yaşardım yani. Görüyoruz yani etrafımız beton oldu. Değil mi? Evet. Kalmadı fırsat bulunan her alana bir şey dikmekte üzerimize yok. Mesleği şarkıcılık ve müzisyenlik olan bir insan olarak bilemiyorum ya. Yani ne, kesin cümleler kurmaktan da çekiniyorum ama kolay bir şey değil beni ana akıma ikna etmek. Action'dan hepinize merhaba. Bu hafta seyrediğiniz platformlardan Prime Video'da bir yerli film gösterime giriyor. Rüyanda görürsün. Filmin iki başrol oyuncusu sevgili Burcu Özerk ve sevgili Murat Boz'la birlikteyim. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bir anlamda bir tarih yazıyorsunuz siz şimdi. Çünkü Prime Video'nun ilk yerli prodüksiyonu, kütüphanesine gelecek olan ilk yerli film. Bence herhalde çok keyiflisiniz, çok mutlusunuz ama farklı bir şey söyler misiniz buna dair? Vallahi gurur meselesi. Kesinlikle. İnsan kendini çok mutlu ve gururlu hissediyor. Bir de yani Türkiye'ye böyle dijital platformların gelmesi oyunculuk yapan insanlar için de büyük bir oyun alanı açıyor. Mutluyuz. Gerçekten çok büyük bir marka, büyük bir platform. Türkiye'deki ilk işini, Prime Video'nun Türkiye'deki ilk işini yapıyor olmak bizler için tabii ki büyük mutluluk hakikaten. Evet. İlk iş olması evet, tarihe de geçiyoruz. Değil mi? Peki güzel. Hadi o zaman biraz Rüyanda Görürsün'ün öyküsünden, hikayesinden önce onu da dinleyeceğim çünkü. Karakterlerinizden biraz bahsederek başlayalım isterseniz. Burcu sizle mi başlayalım? Tabii ki başlayalım. Pelin karakteri 30'lu yaşlarında ve hayata tutunmaya çalışan, kendini kanıtlamaya çalışan bir kadın ve aşktan çok uzak, evlilik fikrinden çok uzak. Onun tam tersi de çok yakın bir arkadaş var. Sürekli evlenmekten ve evlilikten bahsediyor. Pelin de mutlu, mesut, tek başına güçlü bir kadın olmaktan bahsediyor. Hayatında aşka dair bir şey yokken aslında romantik bir kız ama bir rüyada hiç beklemediği şekilde ve hiç arzusu olmayan, düşünmediği bir adamı rüyasında görüyor. Ve filmimiz öyle başlıyor yani. Hı hı. Tamam. Sonrasını yine konuşacağız. Evet, aynı soruyu size sorsam. Engin birçok aslında yapmak istediği şeyi başarmış ve fakat henüz kendini tanıyamamış. Kendi iç dünyasıyla çok haşır neşir olmayan, daha materyalist, daha nasıl söyleyeyim, daha maddesel bir taraftan dünyaya bakan. Aşk nedir ya da sevgi nedir konularına çok hakim olamamış. İçsel olarak yani yaşı biraz var ama içsel olarak daha ergen diyebiliriz Engin ilk zamanları için. Hakikaten öyle. Daha sonra işte Pelin'le tanışması ve tanıştığı akşamdan itibaren rüyalı sekanslarımıza geçiş ve Engin'in kendindeki değişimi fark etmesi, Pelin'le olan ilişkilerinden mütevellit ve onun karakterinin değişmeye başlamasını görmek tabii ki benim için çok heyecan verici bir aslında bir dönüşüm yani. Hikayesi anlatıyor film değil mi? İki evet. Karakter içinde evet. Evet. İki karakter içinde tabii. Hı. Peki şimdiye kadar görmediğimiz aslında bilmiyorum şahit oldunuz mu? Bir neredeyse filmin ilk çok kısa bir süresinden sonra rüya sekansı başlıyor. Neredeyse finale kadar gidiyor. Evet. Alışık olduğumuz, bildiğimiz hiçbir hikaye benzemiyor. Hı. Bu muydu sizi aslında çeken bir taraftan da? Yani çok güzel bir şey söylediniz. Gerçekten hani böyle romans havası taşıyan romantik komedi mesela ben hani dizilerde yaptım. Ve çok hani yine sevdiğim, eğlendiğim senaryoları çektim. Ama bunda o gerçeküstü hikaye var ya, rüyada birine aşık olmak ve hani uyandıktan sonra da göreceğiz onu, hani peşinden gitmek hakikaten böyle insanın içini böyle hoş eden ve oynamak isteyeceği bir şey. Çünkü hani rüyada olduğunu bilerek de oynamak hem eğlenceli hem farklı ve onda da böyle birkaç rüyanın içinde birkaç aşama görüyoruz. Evet. O yüzden hani beni evet, şaşkınlıkla başlıyor evet, çünkü değil mi bu yanmanız? Bize çok tatlı bir alan verdi çünkü o hani sürekli yeni bir şey uyanıyor olma hali oyunculuk için de aslında bir fırsat değil gibi mi? Bir şey oldu ikimiz için de gerçekten. Yani peki şimdi benim çok hoşuma giden taraflarından biri de ne oldu biliyor musunuz? Hani romantik komedilerde genelde sosyal mesajlara çok girmiyorlar, girilmiyor veya hani türün yapısı gereği. Bir taraftan da aslında senin canlandırdığın başlangıçtaki karakter aslında bir inşaat
inşaatçı mı denir, ne denir? Doğru mu? Müteahhit. Bir müteahhit ve... Şirket sahibi, evet. Evet. Ve şeyleri yıkıyorlar bunlar hep böyle işte hani iki katlı evler, bahçeli evler bilmem ne. Orada da evi yıkılacak olan birilerine bir şey söylüyorsun, diyorsun ki sonra değişim için olmadan, gelişim. Değişim olmadan gelişim olmaz. Değişim için gelişim diyorsun. Evet. Bir taraftan da çevreci mesajlar veren bir yapısı var filmin diye düşünüyorum. Var tabii ki. Değil kesinlikle. Mi? Tabii. Yani bu perspektiften bakarsanız bayağı var çünkü... Görüyoruz yani etrafımız beton oldu. Değil mi? Evet, evet. Nefes alma alanlarımız kalmadı fırsat diye düşünüyorum. Fırsat bulunan her alana bir şey dikmek de üzerimize yok. Bir de değişti, hakikaten değiştiriyor. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Hı. Kentsel dönüşüm hiç bitmedi. Yani 10 yıldır kentsel dönüşüm var. Tabii iyi taraflarını hani falan onları es geçiyorum ama böyle bir yerden de hani bizim romantik o geçmişimize duyduğumuz özlemi, bağlarımızı kopardığımızı Senin da aslında... Senin çok hoş bir sahnen var. Mahalleye dair anlattıklarında değil mi? Evet. Yani ilk aslında Engin'le Pelin'in birbirini anladığı ve restleştiği aynı zamanda savunmasız oldukları bir an. Yani bence Engin'in de hani ne yaptığını fark ettiği bir an. Pelin'in de aslında bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Hani biz de fark etmiyoruz. Yani her gün inşaat yapılıyor. Her gün devam ediyor onlar ama mahallemize gitmeyiz o ya da sahne, şey yapmayız. Onu o anda gördüğün o anda sahne, çocukluğun geçti. Tabii, çok samimi Pelin açısından çok yani aslında dizinin açıldığı yerlerden, filmin açıldığı yerlerden bir tanesi. Çünkü evet. Pelin aslında samimiyeti temsil ederken orada Engin samimiyetsizliği temsil ediyor bana göre. Bir de şey oluyor, baştan konuştuk böyle ama şimdi tekrar düşünüyorum çünkü çok taze seyrettim filmi. Senin karakterin büyük bir dönüşüm geçiriyor. Evet. Burcu'nun karakterin... Pelin sayesinde. Ha, Pelin sayesinde. Onu dedik hani bir dönüşüm hikayesi dedik ama o dönüşüm senin karakterinde hani çok fazla gördüğünüz bir şey değil. Çok net değil görünmüyor mi? Ama hani kız çalıştığı şirketteyken hep romantik olmayı insanlara öğütlüyor. Hani boş verin düğünü, gösteriş yapmayı, romantik olun diye. Bir düğün organizatörünü evet, canlandırıyorsun, onu da söyleyelim. Romantizmi aslında biraz savunuyor ama kendi hayatında eksik. Kendi içindeki dönüşüm aslında böyle oluyor. Yani kendi aşk yaşayabileceğinin farkında değil, kendi bir gün evlenebilir belki, kendi düğününün hayalini kurabilir ama bunlar hiç yokken bunun dönüşümü var sadece. Hani o romantizmi dünyaya yaymaya çalışırken kendi içinde eksik yaşıyor. Rüya ile beraber bunun farkına varıyor. Yani öyle tatlı bir değişim var. Evet. Peki biraz da şeylerden de bahsedelim. Çok çok tatlı, bayılıyorum zaten onları her zaman izlemeye de. Annenden, babandan. Benim çok sevdiğim bir aktris ve bir aktör. Sevgili Devrim Yakut ve Şerif Erol. Onlarla çalışmak nasıldı? Hadi biraz ondan da bahsedelim. Büyük onur. Benim açımdan şöyle söyleyeyim. Pardon. Patlattım mikrofonu. Okay. Eğitici bir yandan, öğretici gerçekten. Yani böyle önemli üstadlarla aynı filmde rol almak bile başlı başına güzel bir şeyken birlikte sahne alıyor olmak inanılmaz keyifli ve öğretici. Keyifli bir süreç. Yani izliyorsunuz, gözlemliyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Yani o kadar akıyorlar ki, o kadar içindeler ki hayranlıkla izledik onları. Bir de set aralarında da böyle hani sohbet etme şansımız oluyor. Yani oyunculuklarından tabii ki de hani o durağanlıklarından ve hani görmüş geçirmiş farklı bir enerjileri var. Hakikaten büyük üstadlar ve çok sevdiğim, izlerken de çok hayran olduğum isimlerdi. Ama set arasında kendi böyle sohbet etmek, hayata dair, oyunculuğa dair oralar da beni çok besledi. Hani ortak dertlerimiz var, ortak düşüncelerimiz var. Falan. Devrim abla hatta böyle numaracı hakkında birkaç şey söyledi bana. O yüzden bayağı keyifli oldu benim açımdan. Peki 2.41 ne ifade ediyordu? Ben mesela onu anlamadım. Herhangi bir ifadesi var mı 2.41'in? Var tabii. Aslında her şeyin çözüldüğü zaman saat. Birimi 2.41 ve bütün film aslında o 2.41 üzerinden anlatılıyor. İşte hani her uyandığımız saat mesela 2.41. Neden 2.41 mi? Mesela 3.12 değildi. Ha. Bu hani insan ruhu işte 20 gramdır, 21 gramdır gibi bir bence bir anlamı yok. Onu ben de anlamadım. Evet. İnsan ruhu kaç grammış? 21 gram diye bir evet. Gram. Hayır. İnsan öldüğü zaman 21 gram hafiflermiş. Ruhu çünkü 21 grammış insan ruhu. Hani onun gibi hani spesifik bir anlamı yok ama 2.41
hani filmin şey gibi düşünüldüğünü düşünüyorum şu anda. Hani kolay bir yemeğin yakında ısınması, işte 2 dakika 40 evet, saniye. Evet, hani 2.41 şey, üzerinden hani 2.41 hayatımızda hem ne çok önemli ne çok önemsiz yani bir şöyle, dakika. Şöyle aslında senaryosal olarak da oraya bağlıyor. Şöyle bağlıyor. Mesela Pelin'in kankasıyla olan diyaloglarından bir tanesinde yani ne zaman aşka zaman ayıracağız diye anlattığı evet bir bölüm var. Hı. İşte hı, gün içinde bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu dakika, yapıyorum. Geriye 2 dakika 41 saniye kalıyor ve hı, diyor ve aslında orada film esas süreyle ilgili, 2.41 ile ilgili bize fikri vermiş oluyor ve devamında zaten rüyalara geçiş. İşte dediğim gibi başlıyor. Hani spesifik bir anlamı var mı? Yoksa hayır, her alanda karşınıza çıkan bir rakam olduğu için söyledim acaba evet, hani veya kendi özel bir anlamı o anlamda anladım, yok. Yani 2.40 da olabilirdi, 2.38 de olabilirdi. Yani. Akılda kalan kolaydı böyle. Acaba var da bizim bilmiyoruz, patlamıyor mu? Bence yok, vardıysa da. Artık şu an şarttan sonra. Peki, dediğim gibi o sahnelerde çok iyisiniz. Çok hani keyifle izliyoruz sizin o şaşkınlığınızı, uyandığınız anda birbirinizin yanında. Halbuki rüya olduğunu bilmiyoruz tabii o sırada. Siz ne yapardınız böyle bir durumda? Mesela ben hep kendimi düşündüm orada. Ben ne yapardım ya böyle hani 2 senelik evliyim, parmağımda yüzüğüm var bilmem ne. Hiç düşündünüz buna dair? Vallahi bu şekilde düşünmedim ben. Evet ama yani herhalde benzer tepkiler verirdik yani. Büyük bir şok yaşarsın yani. Yani sadece onunla da değil, bir de değişimler geçiriyoruz. Şimdi 2-3 defa uyanmalarımız var. Her değil defasında mi bir şey oluyor hayatlarımızda ve o bir şeye de yani hangisine tepki vereceksin? Yani o aradan artık ikinci uyanmaları sürprizlerini açıklamıyor. Yok açıklamayacağım ama hangi birine şaşıracağımı bilemezdim herhalde. Ben büyük bir şok yaşardım yani. Böyle yanımda biriyle uyansam rüya oldun direkt anlardım. Hani ne alakası? Dün gece görmedim. Ama işte benim gibi hiçbir şey bilmeden izlerseniz ay ne oluyor acaba filan diye düşündüm ben sık sık. Tabii rüya olduğunu hiç aklıma getirmedim şeye. Tabii bir de birbirlerini evet gördükleri an var. Hani ateşler evet çıkıyor orada. Bir anda zaman duruyor. Kız oğlanı bakıyor, oğlan kıza bakıyor falan tak diye karanlık bir uyanıyorlar. Yani ne oldu? Hani sanki o boşluğu film anlatacakmış gibi bekliyor aslında insan. Ben de okurken öyle beklemiştim. Hani o karanlıktan oldu halbuki rüyaya geçmiş. Olanlar olmuş. Olanlar olmuş. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum Murat Boz açısından. Bugüne kadar izledi yani bütün filmlerine hakimim. Biliyorum nelerde oynadığını. Ama hep güvenli alanda hissetmek adına hep bir romantik komedilerde izliyoruz mesela. Ama ben size başka şeylerde de oynayabileceğini düşünüyorum, inanıyorum. Hani bu kadar film seyreden biri olarak. Senin kişisel tercihin mi bu? Hani dediğim gibi ben güvenli alanından çıkmayayım. Hı-hı. Ben burada iyiyim çünkü. Hı-hı. Çünkü sonuçta oyunculuk senin ilk ana mesleğin değil. Hı-hı. Değil. Müzik hı-hı tabii ki temel. Kişisel bir tercih. Bir yere kadar kişisel bir tercih. Ama mesela hı-hı şimdi bu iş geldiğinde ben bugüne kadar evet romantik komedilerde ama romantik komedi senaryoları geldiğinde birbirini tekrarlayan senaryolar ve isimleri değişiyor sadece rollerin gibi bir duruma girmişti ve bir yerde bana gelen senaryolarda tıkanmışlık hissediyordum. Bu iş sonuçta ben oyunculuğa hani bir işte türde yapacağım ama diğer türde yapmayacağım diye bakmıyorum. Çok sevdiğim bir başka bir dünya açtı bana, başka bir perde açtı. Daha önce de söyledim. Bu işin psikolojisi bana daha iyi geldi. Yani oyunculuk ve psikoloji ve bunu o perspektiften bakmaya başladığım andan itibaren işler benim için değişti. Dolayısıyla ne güzel tür olarak ayırt etmekten ziyade beni heyecanlandırması gereken bir romantik komedi ise farklı bir şey olmalı dediğim bir anda bu senaryo geldi. Rüyanda görürsün ve gerçekten okumaya başladığım andan itibaren beni içine çekti senaryo. Ama tabii bunun sorduğun soruyu çok iyi anlıyorum. Bir de benim televizyon geçmişim var. İnsanlar beni eğlenceli, neşeli, komik görüyorlar ve dolayısıyla yapımcılar da bu perspektifte genelde senaryolar gönderiyorlar. Aslında bu biraz böyle win-win mi diyeyim ya da seyirci bunu görmek istiyor algısı mı diyeyim ama tabii ki her türlü kendimi de tanımak için biraz daha başka türlerde de olmaya devam edeceğim diyebilirim. Harika. Peki senin için bu diğer bugüne kadar oynadıklarından farklı kılan ne tarafları neydi bu rüyanda görüşsünü? Yani hani bahsettiğim gibi gerçeküstü olan bir kısmı var. Orası beni çok heyecanlandırdı. Okurken bir de yani romantik komedi çok oynadım ama hakikaten hani oynadığım bütün karakterlerin bence temelde büyük farklılıkları vardı. İşte birisi
aile baskısı gören bir kızdı. Birisi evlenip boşanmış bir kadındı. Bu da yine hayallerinin peşinde koşan, romantik ama romantik olduğunun farkında olmayan, hayata aslında güzel bakan, çevresini güzelleştiren, aile ilişkileri güzel olan biriyken aslında büyük hayatındaki o büyük eksiğin farkında değil. Hani kendimle de böyle benzettiğim noktalar oldu. Hani aklımıza bir şey koyarız ve onun peşinden gideriz. Hedeflerimizin peşinden gideriz ve aslında hayatı da bazı noktalarda kaçırırız. Pelin de hayatın o kısımlarını kaçırıyordu. Hani bunu yakaladığım ve bunu gördüğüm noktada yani oynamak istedim. Ama bir taraftan da ben de şöyle düşündüm, yani hani evlenmek istemeyebilir bir kadın ya. Hani illa geleneksel yapıda olmak zorunda mıyız? Biraz da o çıkarımla bitiyor sanki evet, film. Evet, doğru. Öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten fikren yani iki karakter de senaryoda aslında evlilikle ilgili hiçbir plan ve programları yok. Hatta ikisi de kankalarıyla bu konuyla ilgili bayağı ciddi tartışmalar yaşıyorlar kendi aralarında. Dolayısıyla aslında bir işte erkek istemiyor ya da kadın direkt istemiyor diye bir şey. Bir insanın evlilik isteyip istememesinin bir nedenleri gibi diyeyim. Devamında gerçekten o kişi dediğin, yani hayatını devam ettireceğin kişiyi bulma serüveni aslında bizim filmimiz. Yani en inanmadığın anda, en inanmadığın zamanda bile herhangi bir şeyle alakalı karşına hayat bir şekilde bir sürprizle çıkabiliyor. Engin'in sürprizi Pelin, Pelin'in sürprizi Engin oluyor bu filmde. Peki şunu düşündüm bir taraftan, hep senin üzerinden bir şeyleri düşündürdü bana izlerken. Çok hoş müzikler var. Ama niye mesela bir Murat Boz şarkısı yoktu diye geçirmedim değil aklımda. Çok, evet bu soruluyor. Çok filmde çok soundtrack, çok müzik yaptım daha önce. Bu projede olmayıvereyim dedi. Murat kafasına koymuş. Ben karavanda Murat Boz şarkısı açınca bana kapattırıyor. Ben hani krediler akarken bir... Evet. Murat Boz şarkısı. Ya kapat. Uçurum geliyor, iki medeni insan geliyor Burcu. Ne olur Burcu Allah aşkına falan. Ben de böyle film krediler akarken dedim ki ya şimdi rüyanda görsün diye bir şarkı geliyor bize dedim. Gelmedi. Olacaktı aslında. Müziklerini sevgili arkadaş, çok sevdiğim arkadaşım Özgür Buldum yaptı. Onunla da konuştuk aslında, istişare yaptık bu konuyla alakalı. Birçok projede var. Bu projede başka müzisyenlerin, başka şarkıcıların sesini... Ama bir taraftan da işte o Sertab Erener'in şarkısı, Sezen Aksu'nun şarkısı hani yaşadıklarınıza birebir uyan diyor. O yine bulunmuş onlar değil mi? Aynen tabii ki. Bir de sonunda da en sevdiğim şarkı... Ben çok şarkı bilmiyorum ama bu aralar bayılıyorum o şarkıya. Köfn. Evet. Onu, o şarkıyla bitiyor. Neydi şarkının adı? Bir tek ben anlarım. Bir tek ben anlarım. Çok sevdiğim bir şarkı. Daha hoşuma da... Ben anlarım mıydı? Bir tek ben anlarım. Bir tek ben anlarım. Bir evet, doğru. Anlarım, evet. Peki... Ufak ufak toparlayalım istiyorum. Bundan sonra belli olan bir şeyler var mı? Projeler var mı? Yolda neler var? Ben hep bu soruyla bitiriyorum çünkü programı. Ben şimdi dizi çekmeye başlayacağım. Bir iki hafta sonra sete çıkacağım. Ana akım mı dijital mi? Yok, ana akım. Dijitale inşallah yazın tekrar bir şeyler yaparım istiyorum. Adı henüz belli değil. Kanal D'de yayınlanacak. Muhtemelen Mart ortasında falan yayına girer. Ana akımdan ben çok... Uzak kalmayı, kopmayı sevmiyorum. Hani o çünkü başka bir dirsek teması sağlıyor seyirciyle. Hani o kadar yüzünü unutmamak lazım bence. 10 ay, 11 ay ekranlardan uzak kalmış olacağım. Güzel bir dram işi. Uyarlama bir iş. Bakalım 2 hafta sonra sete Peki. çıkacağız. Onun da heyecanı var üstünde. Hadi hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Murat Boz, sizde var mı? Ben albüm. Bir şey. Şu an albüm çalışmalarını hızlandırmış durumdayım. Çok uzunca bir süredir yapmıyordum albüm. Yani evet, single'lar yaptım ama albüm şu an tamamen konsantre olduğum bir alan. Onun dışında var tabii yeni bir şeyler. Peki. Peki ana akıma dizi yapar mısın? İyi bir teklif gelse. Ben cevap veririm ona. Yani konforlu alan sorusu sormuştunuz hatırlıyor musunuz? O biraz ana akımda konforlu alanından ben hani mesleği şarkıcılık ve müzisyenlik olan bir insan olarak bilemiyorum ya. Yani ne, kesin cümleler kurmaktan da çekiniyorum ama kolay bir şey değil beni ana akıma ikna etmek. Yani zor. Değil mi? Çok acayip bir senaryo olması lazım. Çok acayip bir belki yani o da bilemiyorum. Yani Peki. Şimdi bir şey demeyeyim yani. Tamam. O zaman hayranlarına şimdiden duyurmuş olalım. Murat'ın albümü yolda, Burcu'nun dizisi yakında çekilmeye başlanıyor. Ama siz her şeyden önce rüyanda görüşsünüzle buluşuyorsunuz. Şimdilik Action'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.